Bakalım olsun, normal mi olsun? Ne o abi? Bundan sonra şey olmaz yani. Bizde neyse o. Tak tak tak. Evet, buradan nereye gidiyoruz şimdi? Artık bir şeyleri duyuralım. Buradan eve gideceğiz. Ne yapacağız? Anlat biraz. Allah Allah. Seni nasıl yendiğimi anlat. Biraz NBA Allah konuşalım şimdi. Ya ne dersin dostum? Abi bırakma dün gidiyoruz. Kimi seçeceğiz bugün? Chicago Lakers yapalım mı? Tamam, sen Jordan'ı al yine. Ben bana LeBron'la Kobe lazım. Eminim abicim. LeBron'la Kobe olduğu sürece. Kobe olmasa da olur. Yani seviyorum ama LeBron abi ben LeBron'la coşuyorum biliyorsun yani. Bana bir LeBron yeter. Sen Kobe ile oynadın. Hatta keşke 5 LeBron olsa hani mesela ben çözerim orada, anladın mı yani? Pota altına ihtiyacım yok benim. 5 LeBron'la ben götürürüm. Tek LeBron'la yapamıyorsun ama 5 LeBron'la belki. Tabii. Artık yapamıyorsun derken. Olur bak, konuştum ama ben. Yapılıyor da bir sessizlik, bir şeyler. Burak'tan tamam. Çekinmeyin. Mavişim mavilendim, kaprak izlendim. Ben de burada bir yerde duracağım. Evet, Amerikan dublaj geliyor şimdi. Şu lanet olası CarPlay'i tak artık, tamam mı? No face, no case. Ve bir kimseye yapmam jest. Ola ola. Döndür döndür çek. Buraları koyarsan... Koyacağım ama biliyorsun değil mi bunu? Bir dakika. Yanında yardımcı olmadan çalışamıyorum. Bir dakika. Yardımcı olmadan çalışamıyorum. Şimdi kalayım. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine YGZ Burak'a geldik. YGZ Motor'dayız. Çünkü nedeni belli. Uzun bir seyahate çıkıyoruz Zafer Fatih Özsoy'la beraber. Bu seyahatte telefonlar ücretleri çok arttı. Ve telefonumu navigasyon gibi kullanmak üzere motora takmak istemiyorum. Çünkü maliyetler çok arttı. Arttığı gibi de atıyorum Apple'la ilgili bir sorun yaşıyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki ekranda sorun var, şu var, bu var. Bu beni gerçekten yoruyor. Çünkü zamanında yaşadım ve değişmesi o kadar sorunlu oldu ki telefonumu, yeni telefonumu navigasyon gibi kullanmak istemiyorum, sorun yaşamak istemiyorum. Ha, bunun için ne yapacağım? Çok basit bir yöntemle artık CarPlay dediğimiz dışarıdan takılabilen bir CarPlay ile, hatta şurada var. Bu CarPlay ile beraber motorda seyahatim daha güvenli, daha iyi hale gelecek. Nedeni ise telefonla bağlantı kurabileceğim. Telefonumu hiç zarar görecek vaziyette bir bağlantıyla bağlamayacağım. Ve her şeyi buradan anlık gidiş, yol şeyi. Hatta ya böyle niye yapıyoruz ki? Burak'ı çağıralım. Burak bize anlatsın. Çağırsana abi. Gelmiyor galiba. Burak şimdi gelsene. Böyle isteksiz. Yine sen geldin ya. Yine ben geldim. Abi merak ediyorum. Şunu bir anlat. Ne yapacağız? Abi geçenlerde anlattık ya benim motorda. Olsun, bir daha anlat. Senin izleyicilerime karşı hiçbir saygın yok. Buradan vururum adamı. Onlar baş tacı. Onlara karşı var. Onların hatırına gelen mi? Abi. Burada şimdi bunu şöyle taktığımızı düşünelim. Burada değerlendireceğiz. Telefonu buraya taktığın zaman sorun oluyordu. Ben burada olmaması amaçlı navigasyon, ondan sonra CarPlay'de ne var, müzik filan. Her şeyi rahat kullanabilme adına buraya bir montaj düşündüm. Serkan bir şey sorabilir miyim? Sen bu parayı nereden buluyorsun? Büyük cam, telefon, bu. Abi YouTube'dan forma maaşlar demirin yatmış. Niye böyle sakal yapıyorsun? Bırakıyorum. Niye böyle yapıyorsun? Beni niye böyle sona sokuyorsun? Sakal bırakıyorum. Ben de sakallı. Sakallı olacağım. Evet abi ya. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bir operasyon var bu gece. Yılmaz Utku, Burak abini sen yeni tanıyorsun. Ne düşünüyorsun hakkında? Bir dakika. Yanında yardımcı olmadan çalışamıyorum. Bir dakika. Yardımcı olmadan çalışamıyorum. Şimdi kalayım. Düşüncelerinizi alayım. Ya diyoruz ki çok Kartlı'yı işinde... Baskı yok. Türkiye'ye getiren insan. Baskı yok. Abi sen elinde geldin buraya. Harbi söylüyorum. Şu mu? Yok değil.
Kamera arkası değil, bu video olsun direkt. Bence böyle olması gerekiyor. Ya 2 dakika var ya, lastiğimi kaybettiniz ya. Oğlum başka da yok ha. Lanet olsun zenciler. Dublaja gerek yok. Amerikalı. Evet, Sekodu Sakal kanalı ırkçılığa da el attı. Abi. Cihazın içinden çıkan bir lastik bu abi. Buradaysın, buraya bir yere düştü. O zaman... Abi lastik kafama takıldı benim. Allah Allah. Çekim yapıyor musun? Yapıyor. He? Yapıyor. Tamam. 11 cc ver. Buyur usta. Sağ ol canım. Bundan sonra ben söylemeden bunları vereceğim. Tam ortada gibi böyle bir hassasiyetim var. Bunu ayarlayabilir miyiz? Yok. Abi bakalım ya, abi derdim ben. Utku aynadasın. Ya ben nereye istersem orayı. Sağ ayna. Elini attım biraz önce. Bu mu? Onun üzeri. Bak neyse. Şuradan açalım at. 5.5. Buraya biraz da. 6. Hani de cırcırda mesela şey derler, cırcır mı olsun? Bu ne gibi bir şey? Yok yok, bununla onun bir alakası yok. Onu ben çekim sonrası nasıl olduğunu sana anlatacağım. Ama cama çarpıyorsun devamlı. Çizdin mi? Bu montaj bitmez. Ya çizdin abi ya. Daha yeni motor, 1000 kilometre oldu da. Aa, yeni mi aldın sen bunu? Yani yeniydi. Bu da yeni. Telefon yeni. Ha, her şey yeni. Abi YouTube'da şey. Para var çok. Ben ya sana bak. Söylüyorum. Emekli olunca hayatı tadıyor. Tut canım bunu. Tuttun. Tamam, bırakabilirsin. Cama yakın olsa daha iyi olmaz mı? Bak, bunu da istediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Bu böyle bir ayak. Nasıl istiyorsan. Cama yakın, uzak. Bak. Orası sana kalmış. Nasıl istiyorsun? Bir şey diyemiyorsun oğlum. Karşı çıkma. Utku mu? Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı karşısında mı? Gayet demokratik yani. Utkucuğum bir şey mi dedin? Yok abi. Tamam, bu kadar. Alabilirsin. Tamam, tamam, göstermedim. Bu yani. Bitti. Montaj dediğimiz buydu. Böyle aşka montaj derler. Sahne geldi direkt aklıma. Biraz çok sessiz gitmiyor muyuz arkadaşlar? Biraz canlı olalım, biraz konuşalım, rahat olun. Yani böyle çekim yapılıyor diye bir sessizlik, bir şeyler. Burak'tan tamam. Çekinmeyin. Mavişim mavilendim, kapıra kilitlendim. Mavişim mavilendim. Ya... Şimdi... Heh, asıl noktaya geldik abi. Sen bana dedin ki... şeyden mi alalım? Burada çakmaklık, evet, giriş vardı. USB giriş daha doğrusu. Ağzımızla alışmış yani. Ama giriş diye. Ne dedim, ne evet. Demiştik? Bak, bu da 2.1 ampermiş. Evet, kapat kapağını. Kapattık. Üzerinde yazıyor 2.1. Evet. Nedir peki? Bunu bana açıklar mısın abi? Bizim cihazımız 2.5 amper çekiyor, 12 voltlu. Bu 2.1 amper çektiği için cihazı yeterli gelmiyor. Orijinal çalışıyor. Biz peki yine elektriksel bir arızaya neden olmayacak şekilde ana evet, sistemden alacağız. Ama herhangi bir motosiklete kesme yapmayacak. Çünkü niye? Garantiden çıkmasını sağlar motosikletin. Aynen. Servisler yani buna biraz vermeden önem gösteriyor. O yüzden peki. Hemen seri altına. Daha bitmedi. Devamı var. Yaş. Evet. Gördüğünüz gibi tertemiz, kirlenmemiş ki araziye girdi. Toz az bir şey var. Onlar da bir şey değil. Geçenlerde bir ödüm patlamış, böyle araziye girmiş motor. Ah. Birileri böyle bir almış. Vallahi biz kendimizce dedik kullanalım ama dikkat edelim. Sonra baktım İbrahim bir heveslendi. Peki dedim İbrahim sen de kullan. Sonra verdim motoru bir tek tekerde gördüm. Sonra zıpladı etti.
Abi dedi çok güzelmiş motor dedi. Enes'in geçtiyse alayım İbrahim dedim. Kullanmasını biliyormuş yani. Ama adam çok iyi ya valla. Endropark İstanbul müthiş. Yani gerçekten İbrahim'in oraya gideyim. Abi İbrahim de müthiş adam ya. Yani sırf yere değil, kendisi de müthiş. Evet evet. Ya bu şey nasıl adam? Kim? Batur var. Batur mu? Batur çiftçi olan. Biraz Burak abi anlatmak asıl istedim. Asıl orayı bak. Kesik bir devam mı? Yok yok. Kayıtlı devam. Devam. Çok güzel bir soru geldi. Batur nasıl bir adam? Batur çok çok iyi bir yürekli kardeşimiz. Bazen yamuk otururdu. Ben oturmam. Batur biraz gel kardeşim şuraya dediğimizde abi ben gelemem arkadaşlarla beraberim derdi. Ben yapmam. Batur biraz İyi bir kardeşimizdi. Biraz da naifti. Bazı şeyleri söylediğimiz zaman kabul etmekte zorluk çekerdi. Ben yapmam. Kendini kendin anlat kardeşim. Evet, sağ ol abi. Rap müziğinin yeni tarzı. MC Batur. Evet abi, kabloyu buradan dönelim, yine buraya gelelim. Kabloyu bak hiç göstermemek için işçiliğe bakar mısın? Adam nerelerden dolandırıyor böyle. Ya anlatıyorum, övüyorum. Ha, kötü tamam. Bir şey demem. Ha, ben de... Ha. Dolandırıyor da... ben kimseyi ben... dolandırmam lan. Dolandırıyor ya. Abi buradan alıyor, adam oradan göstermeden oralardan geçiriyor. Oradan da getireceğiz. İnşallah filan yok. Ben o kadar anlattım. Yapacak edecek dedim. Yapmak zorundasın. Evet. Ya bir şey soracağım Burak'cığım. Müşteriler böyle hele hava sıcak. Hı hı. Ve sen pek işe karışılsın, edilsin istemeyen bir insansın. Yani, rahatsız evet. Edilmek de istemiyorsun. Bunlarla ilgili ne yapıyorsun? Ne gibi bir önlem aldın? Ya önlemimiz hani çok basit. Sevmiyorsun böyle bu şekilde olduğu zaman tek hareket yetiyor. Ha. Ne yapıyor? Ne oluyor ki öyle? Dışarı alalım seni. Gel böyle. Ama Burak olmuyor böyle ya. Böyle olmuyor müşteriye. Böyle mi davranın? Vallahi çıkarttı bak oradan ne yaptı ne etti. Vallahi helal olsun size usta. Zor iş şey yani. Buradan sarkmayacak değil mi abi? Bunu bilerek böyle bırakıyorum ki. Ha. Uzun yola çıkacaksın, terleyeceksin. Çoraplarına falan asman için. İşte biraz oynuyorum motorla da. Motoru hızlı gideceğiz tabii. Sonra bir göstereceğiz. Bir de düşürdüğünü göstermeyeceğiz. Acı gösterme, gösterme, onu gösterme. O da olur. Tamam, kablo oraya giriyormuş. Boşluk varmış iyi. Hı-hı. Şunu da... Evet, geri montaja başladık. Şimdi elektrik aldığını bir test edecek Burak. Fakat burasını bir kapatayım istedi. Vakit nakittir diye. Çünkü ben çekimle ilgili bazı şeyler yaparken o dedi ben burayı kapatayım. Evet. Ha şeyi bakalım dedim. Ha bakalım. Hadi gel bakalım. Elektrik mi geliyor mu? Hı-hı. Gelmiyor mu? Tabii buradan ki. Göreceğiz. Evet, elektrik geldi mi gelmedi mi bakıyoruz. Evet, bu GS abi. Bunu değiştiriyoruz. Değiştiriyor muyuz? Tabii tabii. Çünkü TNR'de GS'in ne alakası var? Tamam, cihazımız çalışıyor. Biz toparlamaya devam edelim. Ücreti abi mi anlatmak? Bugün itibariyle zam geldi. Sen beni konuşturacaksın illa. %2 kanalı zamı. Bu kanalı kapattıracaksın. Anlaşıldı. Yok, kapanmasın. Çok üstün körü. Çok iyi niyetlerimle bu zamlarla ilgili fikrimi açıklayabilir miyim? Tabii ki. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Amin. Amin. Bu zamcıklar... bu zamcık biraz değişik oldu ama... Olsun. Neyse, kestik buraya. Ben verdim ustam. Buyur. Böyle olacaksınız ki adam sinirlenmeden iş yapar. Sen bile çok sinirli yapmayın yani böyle. Halbuki. Halbuki hiç sinirli hiç bir adam değilsin yani. Hiç sinirlenmem ki ben ya. Sinirlenmek değil de iş yaparken böyle rahatsız edilmeme şeyim var, tavrım var. Var. Ya o var. Ona onu şey kabul et. Tamam var, o var. Yaş ilerledi artık. Ya herhalde böyle. Konuşmalar.
Yok yok, artık değiştim sen. Herhalde miyirim şimdi. Evet. Yok. Şaka bir yana, harbiden işçiliğini ve şeyini çok takdir ediyorum böyle esnaflığı. Gerçekten iyi bir adamsın ya. Vallahi mi? Vallahi iyi adam. Şaka değil. Gerçekten. Gerçek. Vallahi. Mutlu oldum ya. Yani yoksa çekilecek derdinin şeyi kavramı yok, onu biliyorum. Yani biraz da sevgili dostum geliyor. Evet. Sana Zafer Fatih Özsoy. Evet. O da yaptıracaktı. Ne yaptı bilmiyorum. Bir düşüncesi ne? Herhalde ben de bir görecek işlevliğini. Ondan sonra karar verecekmiş gibi hissettim ben ama. Aslında bu işte yere geldik abi. Şimdi ne yapacaksın, ben onu anlamak istedim. Oradan elektriği aldı. Dağılmadım. Bu ne abi kutu? Volta ayarlayıcı abi. Kendi. Şimdi cihazın içinden çıkan. Eskiden volta. Şey vardı, ben ondan dedim röle koyacak mısın filan diye sordum ya bir ara. Demek ki bu röleyi ayarlayıcı şey yoktu eskiden, bu tür parçalar. Doğrudan biz hani eski motorlarımızı alırken araya şey koyalım. Şimdi biraz daha farklı. Kabloyla kendi şeyini bunları getiriyorlar. Bunları ben sana açıklarsam olmaz. O yüzden bu bizim montaj şeyimiz olsun. Herkesin kendine özel şeyi vardır ya. Çift noktası falan. Onlardan olsun. Otur sen, yan tarafı gelir mi? Evet abi. Eminsin mi? Eminim. Merak etme. Bak, bazı müşteriler sabırlı davranmayıp sorsaydı, demin ben bunu soracaktım işte. Abi orada hareket ediyor, ne yapabiliriz ona, nasıl bir önlem alalım diyecektim. Sonra gerek kalmadı. Adam kendiliğinden bunu yapıyor. Bu adam çalışırken sabırlı olun, böyle darlayıp sorular sormayın. Yani Serkan gibi olmayın. Yo, ben işte bekledim ama ya. Bak, Serkan gibi olmayın, hemen elini attı oraya. Kurcukladı. He. Bir motosikletçinin yola çıkarken yanında bulundurması gereken en önemli şeyler WD-40, cırt, bir de makaron. Batur. Batur'la hayat yolculuğumuz bizim beraber zaten, Allah'a şükür. Yani öbür yolculuklar önemli değil. Nasıl hoşuna gitti, nasıl hoşuna oldu. Ya en çabukluğu delikleri olay bu ya. Ben bunu böyle sıyıracağım da. O oradan. Heh, geldi, gidecek. Bak kim geldi. Borç da gelmiş bir de ya. Para kimde belli. Para bir de kimde belli. Çek yakın plan çekelim. Zafer Fatih belli. Evet. Gün geçmiyor ki Porsche binelim ve arabamız olsun. Ama bizim ne yazık ki böyle bir arabamız yok. Tamam. Kabloları o abi sabitledik. Evet, yani sabitledik. Artımızla montajını yapacağız. Ondan sonra kontağı ulaştığımız zaman. Peki. Ondan sonra anlatımı var abi. Anlatımını da bekliyoruz. Peki, teşekkürler. Nasıl sevmişim montağı var sen şimdi. Montu böyle mi yaptın? Abi nasılsın? Böyle İyi oldu. Nasıl? İyi, Allah'a şükür. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Gözün çok tatlısın. Abi çok güneş var. Bu ne yapıyor? Çekmiyor. Çekme kardeşim. Serdar baba, oyunu nasıl koyuyor öyle ya? Sağ olsun Burak, CarPlay'in bağlantısını yaptı. Çok da güzel bir işçilik çıkardı. Kabloları çok güzel geçirdi. Elektrik sistemini herhangi bir arıza neden olabilecek bir şekilde olmayan, daha doğrusu bir şekilde bağlantısını yaptı. Şimdi gelelim bunu anlatmaya. Bağlandıktan sonra nasıl telefonu bağlıyoruz? Nasıl kulaklığa veriyoruz, intercom'a veriyoruz? Bununla ilgili bilgiyi, bu işi, daha doğrusu bunu getiren kişi olarak Ahmet Bey ile bir konuşma yapalım istiyoruz. Naviclass markası, Naviclass'ı getiren, daha doğrusu kurucusu olan Ahmet Bey ile bir sohbet yapalım. Hem de bize anlatsın nasıl bağlanıyor, ne yapılıyor. Bununla ilgili bilgiler alalım istiyorum. Kendi motorumda anlatamıyorum çünkü çekim yapacağım. Hem çekim yapıp hem de telefonu buraya bağlamış şekilde olmadığından dolayı başka bir motorda size bunu anlatacağız. Evet, Ahmet selamlar. Merhaba. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Yeni tanıştık. Evet, yeni tanıştık. Memnun oldum. Ben de çok memnun biraz oldum. Biraz getirdiğim bu markadan bahseder misin? Bir de getirdiğim bu cihazla ilgili bir iki sohbet edelim istedim. Eyvallah. Seni dinliyoruz.
Biz elektronik sektöründeyiz. Araç elektronik, multimedya navigasyon sistemleri üzerine yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bizim araçlara multimedya navigasyon getirdiğimiz firma aynı zamanda motosikletler için de bu ürünleri üretti. Biz de Türkiye distribütörü olarak bu ürünleri Türkiye'ye ithal ettik. Ürünümüz motosiklette cep telefonuna bağımlı kalmaksızın navigasyonu, CarPlay navigasyonu ya da Android telefonlarda Android Auto sistemlerini kullanmak üzere tasarlanmış. Ben de bir motosiklet kullanıcısı olarak böyle bir ürünü ihtiyaç olduğunu hissettim. Biliyorsunuz motosikletlerde aşırı vibrasyondan dolayı özellikle telefonların kameraları bozuluyor. Dış etkenlerden işte toz, su, ne bileyim. Herhangi bir zarar görecek. Tabii herhangi bir zarar görecek. Oluyor. Mesela güneş uzun süreli kullanımlarda güneşe maruz kalıyor telefonlar. Isıya maruz kalıyor. Rüzgara maruz kalıyor. Bunlar da telefonlarda sıkıntı meydana getiriyor. Tabii şöyle de bir özelliği var. Diyelim telefonları telefon tutacağıyla buraya koyduğunuzda güneş vurduğu zaman telefonun ekranını net göremiyorsunuz. Yani dikkatinizi oraya vermek zorunda kalıyorsunuz navigasyonu takip ederken. Bu sistem anti-glare blu-ray panel. Yani güneş ışınlarından sistem etkilenmiyor. Normal güneşin altında gündüz seyir halindeyken de gayet net görebiliyorsunuz. Sisteme bağlamak çok basit. Telefonun Bluetooth'unu açıyoruz. Bluetooth'tan bizim cihazı arattırıyoruz. Evet. Aynı intercomlarda ve diğer telefonlarda olduğu gibi. Sisteme bağlamak, sistemi bağlamak oldukça basit. Bluetooth'tan CarPlay cihazımızı arattırıyoruz. Evet. Bulduğumuzda eşle diyoruz. İzin ver diyoruz. Evet, eşle dedin. İzin ver dedin. CarPlay'i kullan diyoruz. Evet. Evet. Ve CarPlay kablosuz olarak aktif oldu. Evet. Birisi konum attığında atılan konumları buradan açtığımızda örneğin bir konum açalım. Evet. Konumu direkt sistem üzerinden çok basit bir şekilde görebiliyoruz ve git dedikten sonra da o gideceğimiz yere yönlendirmesini yapıyor. Bir daha telefonla işimiz kalmıyor. Evet. Diyelim ki seyir halindeyiz. Durak eklemek istedik. Direkt artık telefondan değil de işlemleri buradan yapabiliyoruz. Buradan mesela benzinci arayalım. Evet. Bu arada müzik sesi de şeyden geliyor. Kulaklık bağlı olmadığı için intercom kendi cihazın üzerinden müzik sesi geliyor. Görüldüğü gibi CarPlay. Bunun dışında ekranı ikiye bölüyoruz. Müziği telefonumuzda da telif yemeyelim abi. Müziği kapa bence. Evet. Kapalım. Tamam. Telefonumuzda kayıtlı olan müzikleri de ayrıca burada navigasyonu takip ederken burada telefonumuzda kayıtlı olan müzikleri dinleyebiliyoruz. Eğer telefonda Spotify vesaire, YouTube müzik, Spotify vesaire onları da buradan takip edebiliyoruz. YouTube'u da açabiliyor muyuz? YouTube müziği açabiliyoruz. Müziği açabiliyoruz. Evet, YouTube müziği buradan kullanabiliyoruz. Anladım. Tamam, harika. Peki kulaklıkla bağlantı yapabiliyor muyuz? Evet. Hiç bağlamaya gerek yok, anlatırsan abi. Evet, şimdi şöyle, bu cihazda Bluetooth in ve Bluetooth out var. Bluetooth in bizim cep telefonumuzu cihaza bağlıyoruz. Böylece CarPlay'i aktif hale getiriyoruz. Bağlantıyı Bluetooth'la yapıp Wi-Fi üzerinden veri aktarımı yapıyoruz. Ve CarPlay bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında Bluetooth out'la da cihazı intercom'a bağlıyoruz. Evet. Seyir halindeyken telefon gelen çağrılara ekran üzerinden cevap veriyoruz. Tabii ekran üzerinden cevap verebiliyoruz. Cevap vermiş olsun. Benim en önemli benim için neydi biliyor musun? Araziye falan gittiğim zaman telefonun hani çekmediğinde ekrana yüklü bir biçimde harita yüklersem bir aplikasyonla onu da buradan çalıştırıp
kullanabilme imkanım var. Şöyle evet. Mesela bu şu ana kadar gösterdiğimiz online harita. Yani Google Map ya da evet. Apple'ın kendi haritası online olarak çalışan harita. Anlık trafiği görebileceğiniz harita. Ama araziye çıktınız. İnternet çekmiyor ama navigasyona ihtiyacınız var. O zaman alternatif kullanım şeklimiz var. Onu da şimdi göstermek istiyorum. Tamam. Burada Bluetooth'u bu sefer kapatıyoruz. Tamam, şifre gözükmesin, çektim bir daha geldim. Önemli değil. Olsun. Bluetooth'u şimdi kapatıyoruz. Evet. Wi-Fi'yi de kapatıyoruz. İkisini de kapat. CarPlay bağlantısını kesiyoruz. Evet. Wi-Fi'yi tekrar açıyoruz. Telefonu aşağı indiriyoruz. Buradan MirrorLink'i AirPlay açıyoruz. Ha, anladım. Yansıtmayı sağlayarak. Telefon evet. Ekran yansıtmasını uygulayarak evet. Telefonumuzun ekranını bakın görüldüğü gibi aynen. Kablosuz olarak telefonun ekranını cihazın ekranına yansıtıyoruz. Örneğin burada telefonumuzda olan offline haritaları kullanabiliyoruz bu şekilde. Buradan da açıp bu göstermelik sen yine bağlandın ama yüklenmiş bir haritayı da yan tuttuğunda, dik tuttuğunda yansıtmayla. Aynen yani. Ekran yansıtmayla oradan gideceğim yere de rahatlıkla aynen internetin çekmediği ortamlarda navigasyonu offline map navigasyonu veya offline haritaları buradan kullanabiliyoruz. Bunun dışında da çok motosiklet kullanırken gereksiz olur tabii ama kullanmak isterseniz de örneğin YouTube'dan bir şey açtığımız ya, zaman o motorcular için iyi bir şey değil. Birini beklerken ya. Yapabilirler. Bence yapsın, birisini beklerken sıkılmamak adına yapsınlar. Doğru. Eyvallah. Şimdi en güzel şeye geldik. En önemli duruma geldik. Ücretlendirmeyi neye göre yapıyorsunuz? Nasıl ücretlendiriyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz ithalat koşulları maliyetleri oldukça yüksek. Mesela %18 olan KDV şu an %20'ye çıktı. Evet. Bu cihazlarda gümrük vergisi oldukça yüksek. ÖTV var, bandrol var, gümrük vergisi var. Bunlar ürünün kendi bedelinin üzerine bu maliyetler bindiği zaman ürün yaklaşık yani oradaki üretim maliyetinin yaklaşık bir %75 pahalı daha üstüne buraya geliyor. Dolayısıyla olabilecek en makul fiyata 2 yıl garantili tabii 2 yıl garantimiz var. Teknik servis tamamen kendi bünyemizde. Harika. Türkiye'de yedek parçamız, teknik servisimiz mevcut. Eğer ürün bir hafta içerisinde bozulursa koşulsuz hemen yenisiyle değiştiriyoruz. Tamir yapmadan birebir yenisiyle bunlar değiştiriyoruz. Çok güzel şeyler. Çünkü insanlar şunu düşünebilir. Ya ben kendim dışarıdan getireyim. Burada bağlatırım ne gerek vardan ziyade bu güvence her zaman için daha değerli. Muhakkak bir de biliyorsunuz kişisel kullanıma haiz ürün gümrüklerde 100 doların üzerinde getirmek normalde yasak. Evet. Yani getirdiğinizde gümrüğe takılma ihtimali çok para yüksek. Para heba olabilir ya da eve almasa bile yani sıkıntı yaşarsın. Tabii şimdi o mantıkla bakarsak kullandığımız cep telefonu örneğin yurt dışında evet. 1000 dolarlık telefon burada yaklaşık 2000 dolara neredeyse tekamül ediyor. Evet. Ya bütün her şey için bu öyle durum aynı. Neticede garantiyi de veriyoruz. Buraya kadar getiriyoruz. Bütün sorumluluğu üstleniyoruz. Bu şekilde de satış yapıyoruz. Fiyatlar da olabildiğince makul tutmaya çalıştık. Yani bayiler üzerinden de ürün fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Sevgili Burak'a gelirler. Evet. YGZ Motor Burak Bey evet. Hem montajını yapıyor, hem ürünleri tanıtıyor, hem satışını yapıyor. Güzel. Sohbeti, çayımız, kahvemiz de güzel. Burada evet. Var. O da burada zaten. Gelsin. Ahmet'in yanına alalım mı seni de? Birisi benden mi bahsetti? Evet, yakaya, mikrofona yakın dur abi. Senden bahsetti. Güzel bir birliktelik olmuş abi. Elinize sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Yani kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Keyifli olur. Sürüşler diliyoruz. Biz olabildiğince uygun, olabildiğince kaliteli bir ürünü sunmaya çalıştık. Takdir kullanıcı arkadaşlarımız. Biz de buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Burak kardeşim sana da teşekkür ederim. Ne demek? Kusura bakma, İyi günlerde kullan. Daha iyi anlattı. Öyledir, ben montajda iyiyim.
Montaj değilsen bunu da montajlarsın o zaman. Montaj değilim ben. Videoyu montajlama da sen. Yaparım. Tamam. Ya diyorum ya ben de bundan sonra YouTuber olacağım. Olacağım. Teşekkürler. Beni izlemeye devam edin. Eyvallah. Teşekkürler Ahmet. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.